Evet arkadaşlar, şu anda gişelere geldik. Gişelerden çıkış yapacağız. Bakalım bizden kaç lira kesecekler. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Öne bir tane araba girdi. Hala adam bekliyoruz. Yani bu OGS cihazınız yok mu? Bilmem neyiniz yok mu? Nasıl bir işlem, nasıl bir şey, ben çözemedim daha yani. Şuraya bak ya. Yazık ya, yazık ya. Yani bir de buradan şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Tamam, bu gişelerden geçiyoruz. Evet, çift dingil kaldırma. 4. sınıf değil de 3. sınıf olarak geçtik arkadaşlar. 129 lira 70 kuruşa geçtik. 129 lira 70 kuruşa geçmiş bulunmaktayız. Hadi öteki türlü 229 lira mı ne, öyle bir şey. Arada 90 liraya da 100 lira fark var. Madem ki şimdi buradan geçtik. Ben gerçi buraya yanlış girdim. Öbür taraftan geçeceğiz aslında ama buraya bir dalgınlığımıza geldi. Dalgınlığımıza geldiği için de buradan girdik. Şöyle devam ediyorum ben şimdi. Yo, dalgınlığımıza gelmemiş. Doğru yerden girmişim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar doğru yerden girmişik. Dalgınlığımıza gelmemiş. Ben bir geriden girdik sandım ama. Şimdi buradan gişelerden geçiyorsun arkadaşlar. Gişelerden geçtin. Diyelim ki HGS ile başımıza çok geldiydi bunlar bizim. Geçiyorduk. HGS'den peşimizden ceza geliyordu. 10 katı, 11 katı ceza geliyor. Diyelim 30 liraya geçtin. Geçtin ama gerisini düşün işte. Okumadı diyelim cihaz. Senin HGS'inde para var. Ama cihaz okumadı. Bu tekrardan 11 katı ceza geliyor arkadaşlar sana. 11 katı ceza nedir? Diyelim 30 liraya geçtin. Sana ana parasıyla beraber 330 lira ceza geliyor. 30 liraya geçtiğin yere 330 lira. 11 katı. Ya böyle bir uygulama var mı? Böyle bir şey var mı? Artı 15 gün içinde sana tebligat göndermesi lazım. 15 gün içinde bunu yatırmasan sana bu cezanın gelmesi lazım. Ama tebligat da gelmiyor. Tebligat da göndermiyorlar. Diyelim üstünden geçiyor 6 ay. 6 ay sonra sana 11 katı ceza geliyor. Ya arkadaş, sen kendi hatanı bana bulamazsın ki ya. Sen kendi hatanı bana bulup da beni sıkıntıya sokamazsın ki. Böyle bir şey olmaz ki yani. Ondan sonra arıyorsun darıyorsun. Muhatap da bulamıyorsun. Ulaşamıyorsun. Ulaştığın yerler seninle ilgilenmiyor. Bizle alakası yok diyor. Bilmem ne diyor. Git mahkemeye ver diyor. Yani bu gibi şeylerle bizi uğraştırıyorlar. Ya arkadaş, ben şimdi HGS kullanırken şeyden Gerede'den HGS cihazıma her geçişte 100 lira para yüklüyordum. Her geçişte. O zamanlar HGS cihazı kullanırken benim girişim çıkışım 82 liraya falan geliyordu şeyden. Gerede'den giriş çıkış Anadolu yakasına. Yerine göre gişelerden girip çıktığım zaman onlar değişiyor ama normal girdin çıktın herhangi bir yerden bir daha geri döndün 82 lirayı buluyor. Her geçişte 100 lira yüklüyoruz. Yani nedir bu? 18 lira veya 15 lira diyelim. Benim HGS'mde her turda kalıyor değil mi? Yani bu da 6-7 turda bir 100 lira, 105 lira daha olur. Ama ben her geçişte bunu yüklüyorum. Fazladan fazla. Hani ne olur ne olmaz. Bize ceza gelmesin diye. Yüklediğimiz halde ya arkadaş, peş peşe bana bir HGS cezaları geliyor. Lan öde öde öde. Hadi diyoruz ki, yani zaten muhatap bulamıyorsun. 80'leri 100 lirayı var değil de uğraşmayayım adamla diyorsun. Ondan sonra en son bir tane geldi.
70 liraya geçmiş, 70 lira mı, 71 lira mı ne geçiş yapmışım. Bana geldi 76 lira mıydı? Öyle bir şeydi. 700, yani neyse 760 küsür lira bir ceza geldi bana. Baktım 11 katı. Ya böyle bir uygulama yok ki ya. Sen bana tebligat göndermemişsin, hiçbir şey göndermemişsin. Tutmuş bana 70 liraya geçmişim, 700 milyon ceza göndermişsin. Ya da 76 liraya geçmişim, 760 milyon ceza göndermişsin. Ya arkadaş, bunun gibi uygulamaları vatandaşı soymak için yapıyorsunuz. Artı karşısına bir muhatap da çıkarmıyorsunuz. Niye muhatap çıkarırsa zaten haksız yere aldığınız için. Çünkü HGS'de para var ama sen tutmuş benden haksız yere bunu alıyorsun. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Yani bunlar büyük haksızlıklar oluyor bu konularda. HGS cezalarından dolayı da canımız yandığından biz gittik OGS cihazına çevirdik olayı. OGS cihazı aldık. Şükür OGS cihazını aldıktan sonra böyle bir sıkıntı yaşamadık. Böyle bir problem yaşamadık. Ama bilmiyorum ilerleyen zamanlarda hani şu anda herkesten uçandan kaçandan her yerden aldıkları için burada da bir sıkıntı olacak mı? Bunda da bir sıkıntı olur mu? Bilmiyorum. Ha, tabii zaman gösterecek. İnşallah olmaz diye düşünüyoruz. Şimdi bak adamın dönüş yapacağı yere bakın arkadaşlar. Bak. Bak şimdi. Görüyorsunuz adamı. Tersten şeye dönüş yapacak. Bak park alanına tersten dönüş yapacak. Gördünüz mü adamı? Adamı gördünüz değil mi? Ondan sonra oradan gelen vursa ona kaza oldu. Ne oldu? Sen beni görmedin mi? Ya arkadaşım sen zaten ters yerden giriyorsun. Sen adam görsen olacak, görmesen olacak. Bilerek de gelse sağa vursa adam haklı. Niye sen adamın yoluna giriyorsun çünkü tersten? Böyle bir şey var mı ya? Ama varmış demek ki. Demek ki varmış. Biz şimdi... Her taraf tır, kamyon, araba satılık doldu her taraf ya. Her taraf satılık doldu. Herkes satıyor anasını satayım. Bıktı artık, bıktı. Devlete öde 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 artık milletin boğazı kördüğüm oldu yani. Bıktı artık millet. Daha yeter artık dedi herif. Herkes getirdi galerilerin kapısına arabalarını bıraktı geçti gitti. Canından bezdi millet. Millet canından bezdi yine. Evet yaz geldi arkadaşlar, İstanbul'a yaz geldi. Şimdi 17-18 dereceye çıktı sıcaklık. Öf bu deri sanayisi de öyle kokuyor var ya, öyle kokuyor var ya, İstanbul'un göbeğinde pislik kokusundan geçemiyorsun ya. Şuraya bak ya. Öf. Evet. Bu HGS cezalarından da canı yanan arkadaşlarımız var. Çok canı yananlar var. Böyle ben iyi biliyorum ki 40-45 milyar 70 milyar ceza gelen arkadaşlarımız var. Geçmiş 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 bilmem ne yapmış. Adam hem HGS'ye para yatırmış ödemiş hem geçmiş ceza gelmiş. Çoğu arkadaşlarımız bunlardan dolayı mahkemelik, o hani 50 lira 100 lira 200 lira 300-500 lirayı var diye. Evet sol taraf arkadaşlar. Kamyon nasıl girmiş oraya? Nasıl becermiş onu? Tabi bu yandan beri bariyerlere gıra 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 girmiş. Yana yatmış.
otobanda bir de yani. Yan tarafa yatmış. Ya araba sıkıştırdı onu ya da uyudu. Evet, dediğim gibi 300-500 liriyi var diye uğraşamıyorsun. Zaten muhatap bulamıyorsun da. Ama öyle 45-50 milyarlar bilmem neler, bunları ne yapıyor? Adam mahkemeye vermek zorunda. Çünkü bunu ödemiş. Adama tekrardan ceza gelmiş. Geçişlerinden zaten HGS'lerinde, şeylerinde kontrol ettiği zaman paralar çekilmiş. Araştırmayı yaptığı zaman tekrardan milletin anasını ağladılar bir de. 60 milyar, 70 milyar. Adam arabasını satsa şeyi ödeyemez yani. Cezayı ödeyemez duruma geldik. Adamın 40 ayağı var. 35-40 milyarlık adama gelmiş 70 milyar HGS parası. Ya arkadaş, adam arabasını satsa bir de üstüne bir araba daha koysa anca ödüyor onu ya. Sen neye dayanarak bunu şey yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ben. Yani bu millete bu kadar zulüm olur mu ya? Oluyor işte. Oluyor işte. Adamın sisteminde hata var. Bilerek yapılan şeyler var. Hatasını biz çekeceğiz. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Başa geldi mi çekmek zorunda kalıyoruz bazı şeyleri. Ne yapalım, ne yapalım yani? Ne yapalım yani? Evet arkadaşlar, burada şimdi videomu sonlandırıyorum. Hepinize saygılar, selamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Beğenilere, izlemeye, izlettirmelere devam. Aboneliklere devam. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bay bay diyorum arkadaşlar.